İyi akşamlar. Medya kritik başladı. Cem Küçük ve ben Fuat Uğur karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Medya kritik seçim hashtag ile yorumlarınızı değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Ekranlarımızda görmek istiyoruz. Evet, Medya kritik seçim hashtag ile yorumlarınızı değerlendirmelerinizi görmek ve ekranlarınızda da okumak istiyoruz. Ee, hemen bunu söyledikten sonra günün olayına geçelim. Günün olayı neydi? Muharrem İnce'nin resmen Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilmesiydi. Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir kapalı salon salon toplantısında Muharrem İnce'yi aday gösterdi ve sonuçta gel bakalım Muharrem dedi bir konuşma yaptıktan sonra ve Muharrem İnce'yi kürsüye çağırdı. Muharrem İnce kürsüye çıktı ve o da kısa bir konuşma yaptıktan sonra rozetini çıkardı. Can Evet. Ben dedi 80 milyonun dedi Cumhurbaşkanı olacağım dedi. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı olacağım, 80 milyon Cumhurbaşkanı olacağım dedi. Herkesi kucaklayacağım dedi. Beni kucaklamasın, herkesi kucaklayabilir. Ve dedi, bu nedenle dedi, tarafsızlığımı buradan ilan etmek istiyorum. Ve bu CHP rozetini çıkarıyorum ee, ve teslim ediyorum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Kemal Kılıçdaroğlu da bunun nişanesi olarak evet şu anda Muharrem İnce tarafsız oldu ve ben de ona Türkiye rozetini takıyorum dedi. Şimdi Cem ben bir an pagan ayininde bulunduğumuzu zannettim. Pagan dini vardır ya e, putlara tapanların dini ve bir şaman var ortada ve şöyle bir arındırma ayini yapıyor. Pat tarafsızsın. Rozeti çıkarıyorsun, pat tarafsızsın. Takıyorsun, aa yine taraflısın. Var mı böyle bir model? Yani 1960 darbesini yapan Cemal Madınoğlu da tarafsızdı. Evet. CHP'li değildi. Ee, 71 darbesini yapanlar da öyleydi. Ama Türkiye'de yani sağdan biri çıkarsa halkın temsilcisi Özal <laughs> gibi, Menderes gibi ya da Tayyip Bey gibi onlar taraflı oluyor. Ama <laughs> CHP'den biri olursa Rosit'i çıkarıyor ben tarafsızım diyor. Yani ya böyle, bir böyle bir çadır tiyatrosu... Böyle bir şey olmaz. Şimdi bununla başladık konuşmaya Muharrem İnce'nin adaylığı için ama bu bana çok garip geldi hakikaten. Bir kere için şey bunda söyleyeyim. Bak. Daha konuşacağız tabii. birçok şey ama. Tabii tabii. Yani ben şimdi biz burada <laughs> diğer şeylerde programlardan farklı olarak objektif yorum yapıyoruz. Gördüğümüz, evet. inandığımızı ben bugün sana da gösterdim. Muharrem İnce'nin bir düğünde oynayışını gördüm. Önce evet. oradan başlayayım. Çok iyi oynuyor. Güzel oynuyor. Düğünde samimi böyle kıvra kıvra. Hı hı. Bayağı da o bir halk düğünü Yalova'da galiba bir yerde hı hı. güzel oynamış. Evet. Yani orada ona bir şey yok ama... Ben tarafsız cumhurbaşkanıyım, bilmem neyim filan bunu geçeceksin. <laughs> bir insan hem CHP'li olacak, hem tarafsız olacak, hem de 80 milyona, onu geç. Yani biz sizin özgürlük... özgürlüklerinizi çıkarmakla mı tarafsız olmuyor? Evet, bir Şimdi kere... bu bir kere şunu karıştırıyorlar. Yani sen bir cumhurbaşkanı olarak Türkiye'de yaşayan herkesin cumhurbaşkanı olacaksın. Tarafsız olmak bambaşka bir şey. Evet. Yani herkesin cumhurbaşkanı olmak ne demek? Haktan, adaletten, dürüstlükten ayrılmamak ve bütün hizmeti 80 milyona yapmak. Evet. bitti. Şimdi tabii yani, e, Muharrem İnce'yi birçok açıdan in, 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 incelemek lazım, izlemek de lazım. Bir kere Muharrem İnce şunu, bence şuradan başlamak lazım. <laughs> Muharrem İnce bugünkü CHP yönetiminden bir adam değil. Şimdi bunun adını C, yani Muharrem İnce bildiğimiz klasik Kemalist, ulusalcı, Atatürkçü bir adam. <laughs> yani bu Sezgin Tanrıkulu gibi. C. Kemal Kılıçdaroğlu gibi, ne Eren Erdem gibi filan bir adam değil. Kökü bir yerlere bağlı olan dil, bir dil, adam değil. Yani adam Yalova, Doğru. Yalovalı, evet. oradan gelmiş, yerli, yerli. Yani. yerli hani milliyetçi. Yani evet. şey, öyle bir şey. Yani klasik tam bir Atatürkçü Kemalist tarifi arıyorsan e, şeye bakacaksın. Muharrem İnce ki onun babası da Demokrat Partiliymiş Hı. eskiden. Yani kendi kendisi ondan biraz evet. şey. O açılardan şöyle bir sevindi. Yani sevindici taraf nedir diye bakarsan. Allah göstermiş bir tane PKK'lı FETÖcü onlara sempatik bakan bir adam olsa e, neticede bu yorumları yapmazdık. Bir de kaldı ki Muharrem İnce eğer ben Erdoğan'la e, gül arasında kalırsam Erdoğan'a oy veririm diye geçen hafta Ağyan'a söyledi. Ağyan alçaya. Yani bu da kayıtlarda duruyor. Buradan baktığın zaman da bir adamın şeyin bir duruşu var ama bir CHP'linin 2003'ten beri milletvekili, 2002'den beri. 16 senedir milletvekili. Yani kaç dönem oldu? 2002 7 11 15 16, 4 4 dönem. Bu dönem ki bence seçilemeyeceği için milletvekili de bitti. Hı hı. O da bitiyor ama ya Türkiye'nin başörtüsü meselelerinde, diğer meselelerinde mesela 2007 e Muhtıra duruşlarında o yüzden ben halkın yanındayım. Halkın yanında olsaydın e, er şey Muhar muharremci 2007 e. Muhtıra'sına karşı çıkardın. Başörtüsü özgürlüğünü savunurdun. Dindarlar, Kürtler, masumlar. Kız kardeşin başörtülü Annesi de ben bugün annesini de gördüm. Yani annesi de yani Allah uzun ömür versin. Annesi de böyle bayağı bildiğim bir Anadolu kadın yani şey. Ama annesi de başörtülü. Yani ama verdiği destekleri biz hiçbirini görmedik. E muhtıralarda başörtüler zulmedilirken, imam hatipler devletten atılırken, iş bulamazken yani dolayısıyla herhangi bir CHP'linin istisnaları vardır ama bu sınavlardan geçemez. Yani ben tarafsızım. Yani mesela ne yapacak dindar? Ben soruyorum şimdi dindarlar konusunda. Diyelim ki ben iktidara gelme şansını, cumhurbaşkanı olma şansını hiç görmüyorum. Ama diyelim ki oldu. E ne yapacaksın mesela dindarlar, Kürtler, muhafazakarlar, milliyetçiler, medya, diğer konularda mesela nasıl davranacaksın? Yani bunları bir mesela Güneydoğu'daki işte kimileri Kürt meselesi diyor, kimileri başka bir şey. PKK o tür bu konularda ne yapacaksın? Şimdi diyelim ki sen Cumhurbaşkanı oldun diyelim. Partin de var, o da mecliste olacak çoğunluğu almasa bile. E sen şimdi bu PKK konusu nasıl davranacaksın? Senin partinde bir sürü PKK'lı var. Evet. Partinin PKK'lı dolu. Evet. Yani yönetiminde halka ayırıyorum. Halk öyle değil. Var. Bun, e FETÖ'cüleri koruyup kollayanlar var. FETÖ'cü kanalı koruyup... Bak bu onlardan değil. FETÖ'cü kanalları koruyup kollayanlar var. Onlara ne diyeceksin? Onlara nasıl mücadele edeceksin? Ha, ama klasik CHP çizgisine uygun bir aday olduğu için Kemal Bey demiş ki ben Abdullah Gül'ü istedim. Abdülhatif Şener'i istedim. Olmadı. Al Kemalist bir adam mı istiyordun Ah, Al, alın size bu. Evet. Al, alın hani hayrını görün der gibi. Hani ne dedi, evet. ne demiş? Gel bakayım buraya mı? Ne dedi orada? Gel, gel bakalım Muharrem dedi. Gel. <laughs> Tahtayı Şimdi, öğrenci kaldırıyorsun. Bu bana, bu, bu bana tuhaf gelen hususlardan bir tanesi de bu. Şimdi mesela 7 Haziran'ı hatırlayalım 367 meselesinden sonra. 7, 2007 yılında hatırlayalım 367 meselesinden sonra. Başbakan Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayını açıklarken bu hareketi beraber başlattığımız Abdullah Gül kardeşim diye takdim etti. Evet. Değil mi? Bak buradaki nezahat, zarafet, nezaket ne dersen de burada da yok. Gel bakalım Muharrem İnce diye çağırıyor. Şimdi e, şimdi bunu tabii şöyle nitelendirenler olabilir. İşte biz Sosyal Demokrat Partiyiz. Yoldaşça bir sesleniş. Hayır. Yoldaşça bir sesleniş değil bu. Biraz e, ulan öyle çok istedin ki e, bu e, Cumhurbaşkanlığı adayı. hadi gel bakalım bir görelim boyunun ölçüsünü evet. al der gibi çağırdı aslında bana göre evet. öyle aldı bir de ya. şu var e, şimdi CHP'nin içerisinde şu an iki fraksiyon var bütün sollar senin e, daha uzman olduğun konular bir sürü fraksiyonu var bunların da solun CHP'deki bir PKK FETÖ'ye yakın duran bir fraksiyon yönetim kademesi bunlardan kurulu bir de merkezciler. Bir de merkez ulusalca Türkçü Şimdi bu Muharrem İnce, o ulusalcı Kemal sesi partide. Bence ona şöyle, partide de onun rakibiydi, onu alt etti Kılıçdaroğlu. Al dedi bakın Kemal hep böyle diyorsunuz bana. Alın işte Erdoğan'ın karşısına Zom koydum. 110 milletvekili Muharrem İnce demiş. Evet. E, alın zaten 15'i gitti şeyde, evet, öbürü gitti, onlar evet. gitti. Alın size Kemal milliyetçi, ulusalcı bir adamı koyuyorum. Al, al, şey Tayyip Bey'in karşısına çok istediniz. Bütün parti istedi. Ha bu arada parti delegelerinin onu istemesini de olumlu buluyorum. Yani hı. Canan Kaftancı onu istemediklerine dua edelim. Hı, hı. Öyle bir isim var yani. Evet. Allah'tan bunu tercih ettiler. Bu da çıkacak şimdi diyelim ki Muharrem İnce millete yapacaklarını, edeceklerini güye söyleyecek ama birinci dakikada daha böyle hani bir tabii ki cuma namazı farzları gidilir ama birinci dakikada bunu Hacı Bayram Camii'ne böyle yani cumaya gideyim gerek yok. Yani hani zaten kılıyor, kılıyordur ona bir şey demiyorum ama bunu bir PR olarak kullanması gerekmez. Hani demiş ya bugün geceliğin 1.30'larda bilmem sahurda bilen şey yapıyor. Ya yani millet ona mı bakar? Ya yani millet insanların samimi olup olmadığını anlar. Ha, yani peki, ben sana soracağım. Muharrem İnce'nin konuşmasının samimi buldun mu? Bu değil. Yok, bu çok zorlama. Bir çok de zorlama, şöyle çok şöyle çok zorlama. Bir inandırıcı Hı. değil, iki zorlama, üç onda şimdi şu var. Hani görevi almış. Ya şimdi görevi aldı artık o. Hani Cemil Yılmaz'ın göre artık onda o yani. Hı. Ya onu artık alt edecek yani. Erdoğan'ı alt etme şeyi ona geldi. Ama ya şimdi Erdoğan dediğin senin Real Madrid, Barcelona yani. Hı. Sen Karabük Spor'sun yani. Küçümsemek için demiyorum yani yanlış. An... Yani şey için. Yani rakibin değil yani. Yani o başka bir şeysin sen. Evet. Yani Tayyip Bey var karşında. Karabükler kızmasın. Yok yani. yani benim memleketim sayılır orası yani evet. şey değil. Yani giresun sporda değil mi? Zonguldak sporda. <laughs> Tayyip Bey'in şeyini vuruyor. Yani Tayyip Bey'i. Bu ne biliyor musun? Bir şirkette bilirsin bir adamı öldürmek için yok etmek için ona yapamayacağı işi veririz. Adam genel hep ikinci, üçüncü adamdır. Genel müdür yaparlar. Yapamaz, batırır işi, görevden alırlar. Değil mi? Yani istifa. Çünkü bir patron birini yemek isterse onu yapar. Bana göre, bak ben iddia ediyorum. Bence Kılıçdaroğlu çok öyle şey aptal bir adam değil. Bak gülü tercih etmek istemesi falan biliyor. Yani Türkiye siyasetinde öğrenmiş Sayın Kılıçdaroğlu. Gül daha akıllı bir hamle olurdu onlar için. Ama kabul ettiremedi. Şimdi getirdi bunu yani Muharrem İnce. ama Muharrem İnce. yani namaza işte cuma namazı yani gene diyorum bak kılıyordur ona bir şey demiyorum ama birinci dakika onu yapmazdı sonra birinci meclise gidiyor. Yani o 24 Anayasası öncesi ilk meclise ki oradaki tartışmaları Şimdi bilse aslında. Oradaki ritüeli tekrar ediyor Mustafa Kemal Atatürk cuma namazı Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazını eda ediyor sonra geliyor birinci meclisi açıyor ya da tam tersi bir tören oluyor. Evet. Bunun aynını icra etti orada. böyle de bir ne derler? Gösteri yaptı bir evet. nevi. İşte Bilmiyorum. o gö görevlisi var mıdır evet. bu gösterinin evet. bilemiyorum. Görevi alma heyecanı hani görev aldı ya şimdi <laughs> Tayyip Bey'in rakibi şimdi bak bu da az bir şey değildir. Pierre Olmaç'sa düşünse Recep Tayyip Erdoğan'la oynayacaksın ya. <laughs> Tayyip Erdoğan rakibi şimdi ben Tayyip Bey onu muhatap alacak mı almayacak mı hani Tayyip Bey'in stratejisini bilmiyoruz da. Onu evet. pazartesi öğreneceğiz ama düşünsene şimdi Muharrem İnce birinci dakikadan Sayın Cumhurbaşkanımıza başlayacaktır saydırmaya. Evet. O ona bir PR getirecek yüzde yüz yani. Çünkü kaybettiğin zaman da bazı şeylerde kazanırsın. Şeyde öyle düşün. Nasıl olsa kazanamayacağım. Ama ben Muharrem İnce'nin Tayyip Bey karşısındaki şansını yüzde sıfır görüyorum. Şimdi... Tam o kazanırsa <laughs> bu bana şey mucize. ikinci tura yalnız şunu söyleyeyim. ikinci tura eğer kalınırsa ben onu da düşük ihtimal görüyorum ama diyelim ki oldu ikinci tur. <laughs> Meral Akşener'den daha fazla şansı var. Hı hı. Çünkü bütün Kemal Satatürkçüler şeye oy verir. E, ee, Muharrem İnce'ye oy verir. Evet. Ama tabii bazıları sen de duyuyorsun. İşte biz Meral Hanım'a oy vereceğiz diyen bir kitle de var. Tabii nasıl bir... Bence ikisi bir rekabet daha önemli oldu. Evet. Şimdi tabi e, tabii konuşma yapmaya çıktığında heyecanlıydı bence de. Heyecanlı olduğu için de samimiyet unsuru ortadan kayboldu. Şimdi biz Muharrem İnce'yi genellikle parti için mücadelelerde konuşma yaparken dinlediğimiz için oradaki konuşmalarını beğeniyoruz. Yani oradaki samimiyet dozu bir hayli yüksek ve bize de geçebiliyor. Parti teşkilatına da CHP seçmen tabanına da geçebiliyor. Ama burada bağırarak ve adeta gırtlağını yırtarak konuşunca iyi bir konuşma yaptığını düşündü zannediyorum. Ama bu kulakları tırmaladı ve iyi bir konuşma değildi. Çok bağırdı. Ee, bunu sevmedim, işin açık tarafı. İkincisi, e, öğretmenliği döneminden örnekler verdi konuşmasında. E, konuyu dağıttıkça dağıttı, odaklanamadı ve ilk başta, ilk 10 dakikada bir tansiyon vardı. O tansiyon giderek düşmeye başladı ve o sırada ekranda salonu görüyorum, insanlar esnemeye başladı ve lütfen alkışlayanlar e, görülmeye başladı. Evet. Ve e, sonuçta e, bir de Tayyip Erdoğan taklidi gördüm. Bol miktarda. E, iki tane söyleyeceğim şimdi. Şimdi Tayyip Erdoğan ne, ne yapıyor? Konuşmasının sonuna doğru. Biz ne diyoruz diyor. Hep birlikte diyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda diye başlıyor. Meydan inliyor değil mi? Tek bayrak, <laughs> tek devlet. Tek diyor. millet. Şimdi Muharrem İnce ne yaptı? Hadi göreyim oradan dedi. Hep beraber dedi. Bir çivi Allah'ım bu ne dedim bir çivi nedir bu ya? Duyamıyorum dedi Bir birileri bağırdı. Duyamıyorum dedi böyle olmaz böyle seçim kazanılmaz dedi. Bir çivi diye tekrar bağırdı. Nedir kardeşim bu çivi diyorum ben evet. de merak ediyorum. Bir çivi olmazsa nal olmaz. Nal olmazsa at olmaz. At olmazsa yiğit olmaz. Yiğit olmazsa memleket kurtulmaz diye bir tekerlemesi varmış meğerse. Be? Ama yani bu kadar kötü ki, o kadar taklit ki, hani bir laf vardır, taklitler aslını yaşatır diye. Yapma bu taklidi, ikinci taklidi söylüyorum. Hep birlikte sahneye çıktılar konuşması sonunda. Ellerinde karanfiller, Emine Hanım'la Erdoğan'ın karanfili partililere ve meydanda toplananlar atması gibi onlar da attılar. Fotoğraf tamamen bu. Taklit ve intihal. Taklit ve intihal olmaz, aslını yaşatırsın. Ve bu çok enteresan. Evet, bu verdiğin örnek önemli. Mesela Tayyip Bey samimi bir adam. Bir de bazı bitkiler gibi <laughs> mesela doğal gelişir. Şimdi Tayyip <laughs> Bey doğal yetenek, doğuştan yetenek. O 79 Milli Selamet Parti Milli Nizam Partisi'nin o seçim şeyleri YouTube'da var. Ben onlara bakıyorum. Orada da yıldız gibi şimdi parlıyor samimi. Mesela Süleyman Bey de öyle. Süleyman Soylu. Adam samimi ve Halk seviyor. Nedir o? Doğal gelişiyor. Yani bir şey yapmana gerek yok. Tayyip Erdoğan yok. organik bir adam. Aslında Muharrem İnce de organik evet. bir adam ama burada bir şaftı kaydı. Ama Doğruf şimdi oldu. orada bak, Muharrem İnce'yi bekleyen Bunu şeyler... Bunu verelim aslında biraz. Evet. Bakacağız, göreceğiz performansını. Hani biraz Bey... hani e, şey, toleranslı da olalım tabii, diyor. Tabii tabii. Hani Tayyip Bey doğal gelişen bir lider. Öyle geldi. <laughs> 90, 89-94. 25 <laughs> yıldır, 30 yıldır Türk siyasi hayatının bir numaralı belirleyicisi. Şimdi o yetenek bence Süleyman Bey'de var. Ya Doğal yetenek. Yani halkın seni sevmesi o doğal artık. Yani onu zorlamıyor değil mi Süleyman? Çıkıyor, bağır, konuşuyor, hitap ediyor bilmem ne. Halk doğal olarak o gelişiyor. Şimdi Muharrem İnce de bu, bu, kısmen var ama şimdi rozeti çıkardım diyor bilmem ne. E şimdi seni bekliyor temel sorunlar. Şimdi senin bir partin var. Partinin belirli konularda görüşü belli. Seni de ortaya çıkardığına göre e senin de şimdi Tayyip Erdoğan'ın aleyhine veya AK Parti'nin aleyhine bir şey demen lazım. Mesela ne diyeceksin Örnek veriyorum. Afrin konusunda ne düşünüyorsun? PKK, FETÖ ya da ekonomi bunun gibi şimdi konular geliyor. Yani benim bir numaralı hedefim Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Bu hedef değil. Tayyip Erdoğan da hepimiz gibi fani. el ya da gez zaten bu görevlerde bırakacak. Ama sen ne yapacaksın? Şimdi ben Erdoğan'ı indirmek üzerine bir konsept geliştirirsen o çöker. Hani William Faulkner'ın ses ve öfkede dediği gibi. Yani bir yerde biter. Öfke de biter, ses de biter, duy duygu da biter. Sen o yüzden bu millete bir şey söylemen lazım. Evet. O yüzden de ben hakikaten şimdi merak ettiğim, bence millet de aptal olmadığı için onu görmek lazım. Ve son sözüm de bununla ilgili şu. Batı illerinde ben, yani CHP'nin güçlü olduğu yerlerde ve şehirli MHP'lilerin de onların da bir kısmının Meral Hanım'a kaydığı görülüyor. Ve kimi tercih edecekler? Muğla, Aydın, Çanakkale, mesela Batı şey Trakya, mesela Meral Hanım'a mı, e, Muharrem Bey'e mi? Hakikaten şimdi o bence orada da kendi aralarında bir rekabet olacak. Evet. Yani Anadolu ve diğer yerlerde pek ben bir rekabet CHP'den, edecek CHP'den, yok. Yani Muharrem İnce'nin aday gösterilmesiyle birlikte CHP'den hep söylüyoruz ya Meral Akşener'e, İYİ Parti'ye kayacak oyların tekrar geri döneceğini inanıyorum. Evet. Yani böyle bir kanaatim var. Şimdi kamuoyu araştırma şirketleri muhtemelen bugünden kolları sıvamışlardır ve araştırmalara başlamışlardır. Ben buna inanıyorum çünkü e, Kemal Kılıçdaroğlu'na, burada da söyledik, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki FETÖ ve PKK ağırlıklı yönetime bir ders vermek isteyen ciddi bir seçmen kitlesi vardı ve onlar İyi Parti'ye ve Akşener'e e, onun partisine kaymak üzereydi evet. ve önemli bir kısmı da kaymıştı zaten. Dolayısıyla da bu dersi burada da söyledik. Bu dersi verecekler ve artık Kemal Kılıçdaroğlu'na bu partinin başından defol git kardeşim. Yani seni istemiyoruz. E, hapsettiğin delege yapısıyla bu partiyi tutsak aldın ve bu yüzden de yönetimi de değiştiremiyoruz ama seni de bu partinin başında istemiyoruz mesajı vereceklerdi. Ama, ama şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu ciddi bir e, oraya yani ciddi bir dönüş yaptı. Bir ciddi bir refleksle Muharrem aday gösterdi ve bununla bir bir taşla birkaç kuş vuracak. Bir yani tabanın istediğini yapmış oldu. İki, Muharrem İnci'den kurtulabilme olasılığına bir parametre daha ekledi. İki, üç, böylece de Erdoğan karşısında biraz daha CHP'yi güçlü bir konumda tutabilme imkanını ele geçirdi. Hatta mecliste de, hedefledikleri bu biliyorsun, mecliste de ciddi bir çoğunluğu elde etmek gibi bir adım atmış olduklarını düşünüyorlar ben, şu anda. Evet ama orada da şimdi... Kal Kaybederken kazanmak diye bir şey var. Eğer şimdi Muharrem İnce bir de milletvekili seçimi var. Diyelim ki CHP 25 aldı hı hı. milletvekilinde. Muharrem İnce ilk turda 26'yı aldığı an hı hı. ki Erdoğan 52-53 ile bu işi halledebilir. Bir kere partisinin üzerinden daha büyük oy aldığı için hı hı. bir kere o partide e, Kemal Bey'in koltuğunu ciddi olarak sallandırabilir. 26 değil de ama biz 28 diyelim ki aldı. Bir, bir puan bile alsa diyecek yani sen parti olarak giriyorsun 25, ben 26-27 aldım. Hı. Ne diyeceksin diye şey yapabilir. O durumda kay kaybedi, kazanabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı CHP'den seçilemediği takdirde ki seçilemeyecek, Hı. E, milletvekili çoğunun alamadığı takdirde o da öyle görünüyor. E şimdi o zaman Kemal Bey koltuğunu koruyamayacağına göre iş değişir. Ha Kılıçdaroğlu Muharrem İnce 22-23 alır. Daha az bir oy alır. O zaman tamam Kemal Bey Muharrem İnce tehlikesini atlatmış olur kendisine göre. Ama biraz üzerinde oy aldığı takdirde Kemal Bey'in koltuğu tehlikeye girecektir. Bence hiç atlatamıyor. Demin dediğim, demin dediğim şey aslında Meral Akşener ile Muharrem İnce arasında o gidecek oylar geri dönecek Muharrem İnce'ye. Benim söylemek istediğim evet. o. Ama CHP'den iyi Parti'ye oy kayması olacak. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla da buradan kazançlı çıkacak olan Muharrem İnce, zararlı çıkacak olan da Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu partinin başında partinin oyu düşecek. İyi Parti'ye ciddi bir oranda oy kayacak. Yani %25'lik oy giderek 18'de 17'ye düşecek. İyi Parti'ye gidecek çünkü oylar. Cumhurbaşkanlığında mı? Hayır. Parlamento Parlamento seçiminde. İyi Parti'ye gidecek ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce de %25'in üzerinde oy alacak. Yani CHP'li seçmen böyle bir ikili bir e, oy atacak bunu düşünüyorum ben. Evet. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na partiden git Muharrem İnce'ye de partinin başına geç mesajı Yalnız gelecek. ben şöyle bir şey görüyorum. Referandum haricinde bu tabii bu seçimler nasıl yansıyacak ama bunu görmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları Kemal Bey geldikten sonra biliyorsun 22-23'tü. Kemal Bey bunları 25'e stabil hale getirdi. Yalnız ondan sonraki bütün seçimlerde yerel seçimleri ayırıyorum. CHP oyu 25'in hep aynı hep aynı oy aldı. Bak CHP seçmeni hiç gitmedi. Evet. Mesela 2011'de de 25 <laughs> aldı. E, 2015'in e, 7 Haziran'da 25 aldı. 1 Kasım'da da 25 aldı değil mi? CHP Hı -hı. Oyu hiç oynamadı. Hı -hı. Bak CHP seçmeninin böyle bir bağlılığı var partisine. Hı -hı. Yani orada HDP'ye filan biraz oy gitti diyoruz ama o 7 Haziran'da HDP'ye giden oyların şu AK Parti'nin oylarıydı. Hı -hı. Yani evet. CHP'nin oyları çok <laughs> değişmiyor. Ama bu defa değişir <laughs> derse o zaman çok ciddi olarak C hani CHP'de hakikaten şey bir değişim e, olabilir. O yüzden de ya ben CHP'nin oyları çok değişmediği için yani CHP oy verenler hep her seçimde veriyor. Burada da böyle bir şey olabilir. Bir şey daha söyleyeyim. Anket, kamuoyu anketleri bugün Murat Gezici bizi izliyorsa bana da şimdi bir anket şeyini atmış. Saydım Erdoğan'a 46-47 diyor. Muhalefet şeydi 56-57. Ya dedim Murat'a yani bu dedim 114 çıkıyor yani. Ya yani dedim şimdi mesela İyi Parti'ye 17 veriyor. CHP diyelim ki yani 22. 22 ya yani şimdi bu Bunlar mantıklı değil. Şimdi C MHP'nin en son seçimdeki oyu %12. Ya hiç mi oya, hiç mi oyalamıyor? Yani AK Parti %50. ikisi %62. Tamam referandum %51'di, de 52 Tamam. Ama ya, referandum hiç ölçü tamam, değil. Tamam tamam ona gireceğim. Ölçü değil. Ya arkadaş bu MHP %3-4 de mi alamayacak? bu anketörlere göre söylüyorum. AK Parti yani ben 40'ın yani 45'in altında olduğunu falan düşünmüyorum ki Erdoğan da dün uçak dönüşü, Güney Kore dönüşü yaptığında açık <laughs> ara şey önde izliyor. Veya ben Erdoğan'ın ilk turda işe 52 ile 53 ile bitireceği <laughs> kanaatindeyim ama yani bu kadar da anketlerle iyi Parti 17 yani kimden alıyor bu oyu arkadaş? Yani HDP HDP'yi bugün de konsensüs müydü? 6'ya düşürmüş mesela. Yani o, o peki o, o, kime gidiyor? Evet. O da belli değil. Yani ben mesela bir Kürt olsam ki ben Kürt vatandaşlarımızla öyle düşündük hani Muharrem İnce oy vermez. Evet. Meral Hanım oy vermez ya. Vermezler Muharrem, yani. Muharrem İnce çünkü 1970'lerin e, retoriğini kullanan bir adam. Şimdi e, dünkü, bugün konuşmasında da işte tamam e, heyecanlandı. Ahmet Arif'ten hasretinden prangalar eskittim şiirini okudu. Haberim var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere. Yastığım ranzan zincirim, uğruna ölümlere gidip geldim diye şiiri okudu. Ben de ezbere o şiiri. Bizim e, nesil, jenerasyon bilir zaten. Ahmet Arif evet. dediğim budur. Yani e, şiirleri Fikret Kızılok tarafından bestelenmiştir. E, kirvem dahil olmak üzere. Hepsi... Bizim jenerasyonun bildiği şeylerdir Güzel de bunun bir karşılığı yok artık Yani ve sen Bir Kürt şair olan Ahmet Arif'ten Şiirler okuyorsun ama Bir e, tipik klasik Ulusalcı Kemalist Kürtlere karşı ulusalcı Kemalist Retoriklerle konuşan bir adamsın İşte geçen gün burada söyledik Yani e, Türkiye'deki TRT'de, TRT bünyesinde kurulan, TRT Kürdi'ye bile karşı olan ve bizim kaynaklarımızı israf anlamına gelir, israfı anlamına gelir. Nedir bu ana dilde eğitime, işte ana dilde yayına verilen paralar? israftır diyen birisin sen. Yani sonuç itibariyle Kürtlerden oy bekliyorum, Çerkezlerden oy bekliyorum deme hakkına nasıl sahip olabiliyorsun? Evet. Ben de bunu anlayabilirim. Zaten gerçekten. bence şöyle oluyor, eğer ikinci tura kalırsa, yani hani Cumhurbaşkanımız diyelim ki 46-47'de kaldı da ikinci tura gitti e, Muharrem İnce ile. Ya Muharrem İnce'ye bak Süley Selahattin Demirtaş diyelim ki %9-10'larda görünüyor şu anki anketlerde. E, tamam HDP'li seçmen, <laughs> Güneydoğu seçmen Demirtaş'a ve HDP'ye oy veriyor bu kesin. Ama bu seçmen bana göre mesela Sayın Abdullah Gül olsaydı Gül'e oy verirdi. Ama Muharrem İnce'ye vermezler. <laughs> ya sandığa gitmedi diyelim ki bu insanlar. Bu kime yarar? Erdoğan'a yarayacaktır. Yani o bölgedeki şey demografiye baktığın zaman olayısıyla ben eğer iş ikinci tura kalırsa chay, ben Erdoğan'ın işinin çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama CHP stratejisi açısından muharemince doğru. Yani evet. kendi seçmen açısından doğru. Ama geçen gün yine konuştuk seninle. Bu seçim yani bu seçimlerde seçim sistemi tamamen değişti ilk kez. Ve dolayısıyla seçmen davranışlarını çok Önceden kestirebilmek mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün doğru. değil. Ve bu yüzden kamuoyu araştırma şirketlerinde çok suçlamak istemiyorum ama çok dikkatli olmaları gerekir ve çok yanlış yapıyorlar ve e, seçimlerde kamuoyu araştırma şirketleri seçim sonuçları ortaya çıktığında fena halde çuvallayabilirler. Bak şunu yapıyor bazıları. Mesela kalkıyor şimdi diyelim ki referandumda diyor mesela hayırlar diyor 55, evetler diyor 45. Hı hı. Seçime bir hafta kalıyor. gün son şey yapılıyor. 52 48 bir evet önde. Kafa. Bunu da yapma. Ha yani seçimlere gire gider ayak da bunu yapıyorlar. Bugünden yarına bir şey olmuyor. İşte, mesela ya. şimdi Meral Akşener'i %17 18 gösterenler bilirlerse büyük iş başarmış olacaklar. Ama Meral Akşener %11 çıkarsa ondan sonra da bu tabelalarla nasıl oynadığınız da ortaya çıkmış oluyor. Bence o zaman da o dükkanları hakikaten kapatın yani. Bu da evet. şeyde doğru. Yalnız ben Tayyip Bey'in ruh halini az çok anlıyorsak, yani ben bugün İstanbul'daki konuşmasını dinledim. Çok moralli ve kendinden emindi Tayyip Bey. Evet. Yani ben hani ben de öyle mesela bak 7 Haziran'da ordu Giresun Havalimanı'nı açtı. Ee, Mayıs ayıydı çünkü 2015'te. yüzü hiç gülmüyordu ve asıktı. Hı. Mesela o zaman belki anketleri gördüydü, biliyordu. Şimdi ben baktım, son derece kendinden emin Tayyip Bey. Yani onu Tayyip Bey sahici bir adam olduğu için hakikaten anlıyorsun. Yani saklamıyor şeyini. Hı hani böyle mutsuzken mutlu gibi durmuyor veya mutluyken mutsuz gibi durmuyor. evet Kemal Kılıçdaroğlu gibi poker face değil genellikle yani onu söyleyebiliriz. Ya onun da poker. <laughs> onun yani. poker face'liğine başlarım diyeceksin ama boşver. Yani, yani o o şeyini mutsuzluğunu gizleyebilmek için sürekli gülebilen bir adam. Yani Hı. onda bir maske var çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nda. O maskenin e, hakikaten e, oluşturulmuş ve e, çalışılmış bir maske olduğunu düşünüyorum ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ee, geçmişten bu yana çalıştırıldığını düşünüyorum ben. Onu ayrıca konuşuruz. Peki sana bir şey diyeyim. Eğer soru soru sorayım. Kılıçlar şey. Diyelim ki CHP'nin Muharrem İnce 25 24 25 aldı diyelim. Hı. Ki Meral Hanım'ın oyları diyelim ki 10 11'de kaldı. Hı, hı. Bu, bu Siyaseti bırakır mı? Kim bırakır mı? Meral Akşener. Vallahi zaten o kendiliğinden bırak bırakmak zorunda kalır. Çünkü bu o kadar eklektik bir parti ki aslında bakarsan o kadar proje bir parti ki Şimdi bu partinin proje parti olduğunu herkes olması herkesin bildiği bir sır. Yani Meral Hanım'ın yanındaki Koray Aydın <laughs> Meral Akşener'i destekleyen, bu partiyi destekleyen FETÖ'dür dedi. Ve De, kendi Bey, söyledi ya. ya. Kendi söyledi. Yani şimdi yanında gel bakalım Koray Bey sana bir görev verelim, iyi Parti'de dedi. O da koşa koşa gitti. Değil mi? Evet. Şimdi bunu bir söylemiyoruz. Koray Aydın'ın yanı başındaki sağ kolunu söyledi. FETÖ destekliyor İyi Parti ve Meral Akşener'i dedi. Doğru mu? Doğru. Görmüyor muyuz? Görüyoruz. Meral Akşener'in önceki icraatlarından ve pratiklerinden, sözlerinden öğrenmedik mi bunları? Öğrendik. FETÖcü polisleri serbest bıraktıracağım diyen Meral Akşener değil miydi? efendim ben başbakan olacağım diyen durup dururken Meral Akşener değil miydi? Son güne kadar hoca efendi diyen Emre Emre, emre Uslu'nun gönlündeki Cumhurbaşkanı adayı ve yazışmalarını sildi şimdi Twitter'dan Meral Akşener değil miydi? Ve 15 Temmuz'da sırra kadem basan Meral Akşener değil miydi? Efendime söyleyeyim son ana kadar FETÖ televizyonlarına çıkıp kimse yok mu derneğini aklamaya çalışan o değil miydi? Ve bütün bu insanları serbest bırakacağım diyen Meral Akşener. Yani saymakla bitmez. Soğan onu bırak. 15 Temmuz sabahına kadar hoca efendi diyordu. Evet. Ve e, cemaatçi olmaktan gurur duyarım diyen evet. Meral Akşener'di. Şimdi bu bir proje parti. Bunu biliyoruz. Bu herkesin bildiği sır. Ve Meral Akşener bütün bu söylediklerimize hiç cevap vermiyor. Veremiyor. Çünkü verecek bir cevabı yok. Mesela Onu... bir soralım Meral Hanım'a. Diyelim ki yani öyle Cumhurbaşkanı oldunuz diyelim. Seçildiniz. Evet. E şimdi mesela FETÖ konusunda ya da Hepsini bu KYK ile ihraç edilenler 162 bin kişi ihraç edildi. Diyelim ki vardır 5-10 bin hak, hakikaten mağdur olan vardır. Bir şey demiyoruz yani. Onları bize söylüyoruz. Ama bu 162 bin kişi hakkında tutuklu FETÖ'cü askerler, darbeci askerler, polisler, savcılar ve diğer bilimum hakkında ne, ne yapacaksınız? Mesela bunun iyi düşünülmesi lazım. PKK konusunda ve Güneydoğu meselesi, Güneydoğu konusunda ne diyor? Mesela bugün Türkçülük gününü kutluyor. Tamam dün, dün müydü, bugün müydü? Tamam kutlayabilir ama Mesela Güneydoğu halkından zaten böyle oy almayı beklemiyor demek ki o zaman. Ki zaten beklemiyor. Bu konularda ne düşünüyor, ne yapacak, bunlar yok. Bir de hani muhalefete şimdi akıl vermiş gibi olmayalım ama verelim yani. Hı. Ya siz şimdi bir sadece Erdoğan'ı devireceğiz üzerine hareket ederseniz zaten avucunuzu yalamaya mahkumsunuz. Çünkü bir millet belirli konularda şikayetleri olabilir bilmem. Zaten hükümet de bunları görüyor, reformlar, paketler çıkarıyor. Ama siz ne yapacaksınız? Hem yani bunun cevabını veremediğin zaman İktidara gelsen bile bana göre 3 aydan sonra duramazsın. Çünkü evet. bir şey de demen lazım. Ya yani bu millete tamam bilmem A kişisini sevmiyorum. İyi de sen ne yapacaksın? Evet. Çaren ne? Yani mesela Amerika ile ilişkiler konusunda ne yapacaksınız? Bana söyleyin ya. ya Avrupa Birliği, Amerika ile ilişkiler konusunda gel. Talimiz ne olacak? Şu anda muhalefetten hiçbir cumhurbaşkanı adayının ve muhalif hiçbir muhalefet partisinin geleceğe yönelik bir vizyon açıklaması yok. Evet. Olmayacak da. Evet. Olmayacak da bunu kimse beklemesin. Şimdi e, yani onu söyleyelim. Şimdi birazdan Tayyip Erdoğan'ın sözlerini de getireceğiz ama. Şimdi bir enteresan bir şey daha var. Onu atlamadan e, gitmeyelim. Atlamayalım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ne dediler? Özgür Özel çıldırtan bir aday e, çıkaracağız dedi. Seni çılgın. E, seni çılgın çocuk. E, her tarafı zıplayan Özgür Özel. E, çok e, çok şey eğlenceli bir çocuk aslında. Neyse. E, konuşken zıp zıp zıplıyor böyle. E, enteresan bir çocuk. Neyse. E, o çıldırtan adayın özelliklerini saydılar. Dediler ki ekonomiyi çok iyi biliyor. Dediler. Bir. <laughs> İki. Kavgacı değil barışçı dediler. Üç. Bir başarı hikayesi var. Çıka çıka Muharrem İnce çıktı. Bir. Ekonomiden anlamaz. Çakmaz. İki. Kavgacı tam tersine. Üç. Başarı hikayesi Yalova milletvekili olabilmek. Yani onu herkes bir yerde milletvekili oluyor. Vallahi CHP'yi beni Yalova'dan <laughs> birinci sıraya ben yazarsa ben de seçilirim. Ha, ben de seçilirim. Evet. Yani onda bir, bir de... Ee, şimdi bu bir şey değil mi? Yani e, CHP'nin bir adaydan e, beklentilerini ortaya koyuyor CHP. Ve bu beklentilerin hiçbirini karşılamayan bir beklentisiz aday çıkıyor ortaya Muharrem İnce. Muharrem İnce'nin kendisi bir oksimoron değil mi? Yani öyle yani ben onun e, baş, şimdi Tayyip Erdoğan gibi hani bir mağduriyet <laughs> cezaevine girme çıkma onu bırak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hikayesi Hatta o Tayyip Bey başbakanlığa sonra Cumhurbaşkanlığı'na taşıdı. Muharrem İnce'nin böyle bir şey yok ama muhalefetin böyle bir derdi yok ki ben Kılıçdaroğlu'nun da Muharrem İnce'nin kazanacağını düşündüğünü zannetmiyorum. Bence aklından o da kazanamayacak. Muhalefetin derdi zaten hizmet etmek değil ki. Bak vatandaşımız da bunu görsün. Yani bazen bazı şeylere sinirlenip kızılabilir. Tamam. Ama muhalefetin sana söyleyeceği şeye de bir bak. Yani bu mesela başarı bilmem ne. Öyle bir adam getirirsin ki ya zaten kimse bir şey diyemez bak. Hani dün demiştim ya yani yetenek geciktirilebilir ama ötülenemez. Yani öyle bir adam vardır ki ya budur dersin. Bu adam yapar dersin. Ya yani öyle biri de değil muhalemince. Tamam. Daha o agresif olması, kavgacı olması artı bir şeydir o o çok olumsuz bir şey Toplumda... Hayır ben de ortaya koydukları proje adamdan söz ediyorum. Yok. Yani o projenin tam ama tersi çıktı. Ama ben sana bir şey yani. diyeyim bak. Kılıçdaroğlu kim ne derse desin bu CHP'leri tabii benim bizim anlamamız mümkün değil. Onlar bence bu tarafa da çok zaten kulak kabartmadıkları için ya da böyle senin gibi insanlar hiç dinlemediği için zaten hep kaybettiler. Evet. Hep, kaybettiler hep kaybettiler, hep kaybedecekler. Onun <laughs> yüzden söylüyorum. Yani CHP'li seçmen saygı duyuyorum hepsine ama Karşı taraf ne diyor, ne yapıyor? Bunları dinleme dinleme merakı yok onlarda. Ya da araştırma şeyi yok. O yüzden de mesela ne yapacak, ne edecek böyle bir şeyleri yok. Toplumu tanıma konusunda son derece zayıf. Ve bütün dertleri indirmek. Yani biz bunu indirelim sonra bakarız gibi. Yani indir diyelim ki indirdin de sonra ne olacak? Yani sonra Abdülhamit'e de öyle diyorlar. Bak Abdülhamit'le o konuda Tayyip Bey'in şey, gel yani şimdi Tayyip Bey daha güçlü imkanları, halk desteği baş, başka. Abdülhamit'e indin, indirdin. Sonra Balkan Savaşları, ülkenin üçte bir toprakları gitti bilmem ne oldu. Sonra Atatürk çıktı da bilmem kurtardı. Yani iş başka yerlere, yani o iddiaçı kafanı ülkeye getirdiği şeyi söylüyorum. O yüzden de mesela sorun ne yapacaksın? Hemen bu hükümet değil ama ben biz biliyoruz ki bazıları Efendim bunlar gitsin de ekonomi baksın. Ya biz bunu duyduk ya. Bunu bu Değil ta, mi? bunu Tayyip Erdoğan da söyledi bugün. Arkadaşlar o bölüm hazırsa verebilir miyiz o video o kısmını? Tamam. Peki öteki ittifaklar, öteki partiler ne yapıyor diye baktığımızda gördüğümüz şudur. Bunların tek bir amacı. Millete söyleyebileceği tek bir projesi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmektir E ee, diyelim ki bunu başardınız ve yönetimi devraldınız. aldınız Peki siz millete ne vaat ediyorsunuz ne yapacaksınız tüm milletimden rica ediyorum muhalefetten birileri karşılarına geçip kendilerinden o istediğinde onlara şunu sorsunlar Siz ülkeye hangi büyük yatırımları yapacaksınız Yavuz Sultan Selim Köprüsü mü yapacaksınız? Marmaray mı yapacaksınız? Avrasya Tüneli'ni mi yapacaksınız? Kanal İstanbul'u mu yapacaksınız? Üçüncü Havalimanı'nı mı yapacaksınız? Osman Gazi Köprüsü'nü mü yapacaksınız? İzmir İstanbul Otobanı'nı mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız ya ne yapacaksınız onu söyleyin kadar haklı bir soru ki bu. Biz de günlerdir bunu söylüyoruz. Burada dile getiriyoruz. Sen söylüyorsun, ben söylüyorum. Ve Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı bunu çıktı söylüyor. Ne yapacaksınız? Yani gerçekten insan bunu duymak istiyor. Bir sürü şey konuşuyorlar. İşte Muharrem İncesi'nden, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Meral Akşener'den, Temel Karamollaoğlu. Ama bir vaatleri yok Türkiye'de. Yani sadece olumsuz ne varsa Birkaç şeyi onu alt alta sıralıyorlar ve olumsuz olan her şeyi egzajere ediyorlar ve onun üzerine tepiniyorlar. Yapabildikleri de tek şey bu. Böyle bir siyaset yürümez. Şimdi diyor ki Muharrem İnce, bugün enteresan bir şey daha var. Ee, yani Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir canlı bomba olabilme ihtimali yüksek o anlamda söylüyorum. Ee, evet. Yapabilmesi muhtemel gaflardan söz ediyorum. Ben diyor ekonomi konuşacağım diyor, maliye konuşacağım diyor. İşte ee, ve halkın gelir durumunu konuşacağım. Ama karşıma çıkıp bana iftira atarsanız, beni karalamaya çalışırsanız ben iftiranın daniskasını atarım diyor. Birden kala kaldım böyle. Şimdi iftira atmak bir ahlaksızlık. Öyle değil mi? Evet, atmak. Suç. Yani suç. İftiranın daniskasını atarım diyor ben diyor. Daniskasını diyor. Tekrar ediyor kelimeyi. Peki İftira atmak bir ahlaksızlık. Karşı taraftan bir iki laf duyduğun zaman sen hemen o daniskasını yapacaksın. Yani senin ahlaklı duruşun ve senin karakterli duruşun demek ki karşı tarafın bir iki lafına bağlı hemen çizginin öbür tarafına geçebilecek ve ahlaki meselen bir pamuk ipliğine bağlı durumdasın. Şimdi Demin oksimoron dedim, rejideki talip kulağıma söylüyor, oksimoron bilinmiyor kimse tarafından diye. Şimdi o zaman ben senin için ahlaklı iftiracı diye mesela bir laf evet. ortaya çıkarırım. Bu da bir oksimoron. Oksimoron iki zıt ifadenin bir araya getirilerek kullanılması. Mesela korkunç güzel diyorsun, bu bir oksimoron. Ee, yaşayan ölü diyorsun oksimoron. Yeşil i̇şte, ağacı alkolik. Yeşil ağacı alkolik ya da köşeli daire diyorsun. Yani Yunanca kökenli keskin ve e, aptalca bir laf anlamına gelen moronun bir araya gelmesinden kullanılarak türetilen ve Fransızca'da kullanılan ve Fransızca'dan Türkçe'ye geçen bir laf oksimoron. Şimdi dolayısıyla ben de sana ahlaklı iftiracı mı diyeyim? Yani şimdi böyle olmaz. <laughs> ben iftiranın daniskasını atarım. Eğer karşıma yani karşındaki sana iftira atabilir. Ama sen eğer ahlaklı, dürüst bir insansan iftira atmayacaksın. Evet. Senin duruşun bunu gerektirir. Ahlaklı duruşun bunu gerektirir. Öyle değil mi? Evet. Ben bu lafı çok şaşırdım Can. E şimdi o yani biri diyelim ki sen siyasettesin. Şimdi sosyal medyada orada burada bir sürü şeye hazır olacaksın denir. Evet. Kime neler deniyor? Yani şimdi Tayyip Bey herhalde... Tayyip Bey kendisinde atılan iftiraların karşılığında... Ya o... Başkalarına iftira attı mı? 17-25 Aralık'taki evet. söylenenlerin 1'i başka bir lidere söylense evet, komaya girerdi. Bak, evet. komaya girer belki de bak çıkamazdı bile. Yani fiziki anlamda da çıkamazdı. Yani o şeyden ruhsal <laughs> olarak çöktüğü için onlardan e, çıkamayabilir. Ama iki tane eleştiri geldi diye, bilmem ne geldi diye, bir şeyler söylendi diye bunlara geleceksin. Bilmem eğer bunlara göğüs germiyorsan, itiraz et ya da her şeye böyle cevap verecek gibi olursan zaten Kaybederse yani siz şimdi millete bunlar 2010'da Kemal Bey seçildiğinde de böyleydi bak Hurşet Güneş hı hı. o zaman parti yöneticisiydi Deniz Bey gitti Kemal Bey geldi İşte bir benzinci bak Habertürk ekranında söyledi bunu hiç unutmuyorum Mayıs akşamında hı hı. işte diyor Ankara'dan diyor İstanbul arabayla dönüyorum diyor işte e, yolda bir benzinci uğramış o zaman benziyecek çocuklar demiş ki biz artık eskiden AK Parti'ye veriyoruz artık CHP'ye vereceğiz bir sene sonra seçim oldu gördüler. %50 ile çıktı AK Parti. Yani kendileri de iyice, yani zaten yamulmuşlardı iyice. Dolayısıyla böyle hemenden erkenden yorumlar falan filan <laughs> bilmem ne bile çabuk heyecanlanmaya da gerek. bugün bir rüzgar bir şey, yarın iki gün, bir gün, gün sonra biter. Bir de yani ki biz kazanamayacağını düşünüyoruz. Nasıl kazanır Bu kadar yani CHP'li bir adayın yani sağ ve sol iki aday yarışında nasıl böyle karşı yani oy alacağını düşünüyorsunuz ki? Ben bunu anlamıyorum yani. Evet. Yani Bak şunu söyleyeyim. Ben Kemal bir öbürlerinden daha akıllı buluyorum şeyden bahane. Yani evet. sağ bir adayla yani Abdullah Gül'e falan gelse belki başka şeyler söyleyebilirdik burada ama yani sen Güneydoğu'da orada burada bu adaylarla çıktığın zaman çok fazla şansın olmayacağını görmen lazım yani. Efendim evet. şey şöyle hava döndü bilmem bilmem hangi hava döndü? Yani sizin Can havanız dönmüş, dönmüş olabilir yani bilmiyorum da siz çabuk gaza geliyor olabilirsiniz yani. Can Yücel'in marş yapılan şiiri ben 2013'ten ya. beri Hava işte Gezi'de devirdik. 17-25'te devirdik. 7 Haziran'da devirdik. PKK ile devirdik. 15 Temmuz'da devirdik. Medya ne oldu 5 yıldır? Yamulmadık tarafımız kalmadı. Can Yücel'in hava döndü diye bir şiir var diye ya, maçta yapılmıştı. Hava döndü işçi de bitiyor yer diye. Bizde yamulacak adam hatırladım. da kalmadı. <laughs> hani bizde diye medyası medyaları bitti. Ya yani adam kalmadı ki karşı tarafta yani. yani. Çünkü yani ama kendi hatalarımızdan. Şimdi bir reklama gideceğiz. Evet bir reklam aramız var. Hemen karşınızda olacağız. Devam edeceğiz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Abdullah Gül ilgili söylediği çok önemli bir laf var. E, ondan devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Medya kritik siyaset hashtag yorumlarınızı bekliyoruz bu arada. Evet medya kritik devam ediyor sevgili seyirciler. Cem Küçük ve ben Fuat Uğur konuşmalarımızı sürdürüyoruz, tartışmalarımızı. Ee, acaba reklamdan reyting şirketinin haberi var mı bilmiyorum ama hep reyting bölümünde şey e, reklam bölümlerinde reytingimiz en yüksek çıkıyor. Yani e, söyleyelim bakın burası reklam bölümü. Reytingimiz burada yükselmiyor, düşüyor normalde. Evet. Yani ama şöyle, yanlışlıkla e, yükseltmeyin diye söylüyorum. Hani oynamayın ayarlarla. <laughs> ayarlar Normalde re TGLT'nin reklam programından bazen daha çok çıkıyor şey evet. gibi. Hani Onu ayarlıyorsunuz belli de çok oynamayın <laughs> ama yani. yani hani, başka yerde oynayın. Bizim <laughs> reklam bölümlerinde reyting fırlıyor. <laughs> diyor, bazen şöyle oluyor. Çok iz, izleniyor diyelim. Çok iyi reyting geliyor. Ertesi gün ya yani, biz ne yaptık diyorlar. Bu çok yani gerçek rakamı biraz diyorlar düşürüyorlar bazen de çok düşük oluyor. O kadar değil oynayalım hani ortayı bulalım. Evet ortayı bulalım ortaya buluyor. O yani. ilk reyting skandalı ortaya çıktı. Seda Sayan birdenbire programı erken bırakıp gidiyor. Reklama geçiliyor doğal olarak. Ama önceden ayarlanmış bir reyting hesaplaması evet. var. Seda Sayanın o, o reytingleri zirve yapıyor. Reklamda bile devam ediyor. Hiç. Böyle şey o programı şey oradan çıkıyor 40 dakika olmuş. Evet. Reklam ama o 40 dakika da izle... evet. Çok izlenmiş Çok izlenmiş yani. evet. Ama yani işte o, o sırada planlanmış Seda Sayan programı o saatte bitiyor. Ona evet. göre reklam şey reytingi arkadaşa diyelim biz 44'te reklama gittik evet. 43'te ona göre yani. Yani bu dilim çok yüksek çıkarsa e, biz şaşırıyoruz ama siz şaşırmayın. <laughs> İşinizi iyi yapın yani. Atlamayın. Evet. Neyse bunu geçelim bu işin e, şaka ama bir gerçek yanı olan ha, şaka gerçeğin domuzdur derler evet. ya öyle bir şey vardır. Aslında bu da bunda bir gerçeklik payı var tabii ki, söyleyelim. Şimdi e, şöyle bir durum var. Onu hemen geçelim. Sonra Erdoğan'ın söylediği çok önemli bir laf var. Ona geçeceğiz. Cem. Hı hı. Kılıçdaroğlu bugün Muharrem İnce'yi anons etmeden önce bir konuşma yaptı. Türkiye 20 Temmuz darbesinden sonra hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır Türkiye'de. Çünkü yargı bağımsızlığı yoktur vesaire vesaire dedi. Ve daha sonra CHP'liler olarak Kuvayi Milliyecil olarak 1920'lerde nasıl mücadele ettik? Aynı mücadeleyi yapacağız. Bunu en başta Sayın Abdullah Gül'e giden Genelkurmay Başkanı ve onun temsilcisi olan İbrahim Kalın'a söylüyorum. Kimse orduyu kullanıp demokrasi üzerinde vesayet kullanmasın. Bu ayı bu ordunun üzerine gölge olarak düşürenlerin TSK'da asla yeri yoktur diyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylediğinde evet. aslında gerçeği biliyordu. Yani Hulusi Akar'la İbrahim Kalın'ın oradaki bulunma gerçeğinden haberdardı. Bir nezaket ziyaretiydi bu. taraflardan kimse açıklamadı bunu. Yani ne Abdullah Gül beni ziyarete geldi dedi. O zamana kadar ne de Hulusi Akar ve İbrahim Kalın biz gittik dediler. Yani bu özel bir şeymiş, besbelli. Bir açıklama yapılmadı. Ama o kadar speküle etti ki bunu Sözcü Gazetesi, CHP ve Bir Gün Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi. En sonunda AK Parti e, Grup Başkan Vekili galiba, Bülent Turan çok güzel bir açıklama yaptı. Evet. Bizim bundan haberimiz yok ama dedi. Eğer dedi, Hulusi Akar oraya gitmişse dedi, eğer dedi, ondan etkilenip adaylıktan vazgeçmişse dedi, Abdullah Gül dedi, hiç aday olmasın daha iyi dedi. Yani askeri vesayetten etkilenerek aday olmayacağını söyleyen bir politikacı... Aday olmasının daha iyi dedi. Bu çok güzel bir açıklamaydı ve tebrik evet. ettim. Hatta kişisel olarak da yazdım, tebrik etti. Şimdi bugün yine cami çıkışında Sayın Abdullah Gül'e mikrofon uzatıldı. Ve Abdullah Gül de dedi ki, e evet dedi doğru beni ziyarete geldiler. E bir nezaket ziyareti oldu. Herkesin gözü önünde oldu. Gizli kapakta değildir. Bir nezaket ziyareti hiç her böyle söylenildiği gibi tehdit ve nezaketsizlik katiyen yoktu dedi böyle bir şey dedi. Olay gerçekmiş ama değil mi? <laughs> olay gerçek tamam. Ama şimdi enteresan bir e, olay daha var. Abdullah Gül'ün eniştesi ve AK Parti, eski AK Parti milletvekili, İzmir milletvekili Mehmet Tekelioğlu kendi internet sitesinde bir yazı yazıyor, hmm. bir yazı çıkıyor. O nerede? Diyor o ki, milletvekili değil değil mi o şu an? Değil eski. Mehmet Tekelioğlu, evet. diyor, İzmir'de. Kişisel internet sitesinde yazıyor. Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'ın Güle adaylık ziyareti yapmasını yazıyor. Diyor ki yazısında çok matrak bir cümle var. Onu da okuyacağım. Eee pardon İbrahim Kalın'la Hulusi Akar'ın ve daha başkalarının Abdullah Bey ziyaretleriyle bu anket sonuçlarını ilişkilendirenler var ama dayanakları nedir bilmiyorum diyor. Abdullah Bey'in yakın çevresinden sızan bilgiler Kalın ve Akar'ın 3 saate yakın Abdullah Bey'in dinlemek zorunda kaldıkları şeklinde diye yazmış. Yani kalın ve akar ziyaret etmişler ama 3 saate yakın evet. Abdullah Bey'i dinlemek zorunda kaldılar diye bir yazı yazmış. Ee, ve e, bu da çok enteresan bir tespit gerçekten de. Şimdi dolayısıyla da e, ne derler bu ziyaret... Hulusi Akar'la İbrahim Kalın'a çok pahalıya mal olmuş gibi geliyor bana şimdi bu sözlerden sonra. Şimdi, Öyle değil mi? Evet. Şeyin ee, Gülen Bülent Turan'ın söylediği yani eğer Abdullah Gül'ün adayı olma niyeti varsa bu tür durumlarda birilerinin iddia ettiği gibi eğer bir şeyler olsa Abdullah Bey'in lehine olurdu bu ama Abdullah Bey tabii o aday olma cesaretini gösteremediği için ya da işte Meral Akşener çekilmediği için bu adaylığı e, olmadı, göstermedi. Evet. bugün kendisi de olayı e, açıklamış oldu. Yani evet. Zine, meselenin nezaket ziyareti olduğunu söylemiş evet. oldu. Bence bu konuyu da hani burada herkes açısından bitmiş oldu bence. Yani Sayın evet. Gül de bunu dedikten sonra artık bunu çok fazla tabii kurcalamanın da bir manası olduğunu e, düş, e, düşünmüyorum. Evet. E, son günlerde çok yazılıp çiziliyor ve e, Hilal Kaplan'dan işte e, Faresin Altına e, pek çok kişi de yazdı çizdi. Ve Serdar Arseven en son yalnız çizdi. Şimdi şöyle bir şahiyeye dolaşıyor. Ben Erdoğan'cıyım arkadaşlar. Erdoğan'a oy verir miyim? AK Parti'nin bazı icraatlarından ya da kişisel olarak şu şu adamlarından mutlu değilim. Belediyedeki bilmem kim başkanından mutlu değilim. Ben AK Parti'ye değil başka bir partiye oy vereceğim. Şeklinde bir şahiyeye var. Şimdi hani bu şuna benziyor. Ben cepheye komutanımı, seçtiğim komutanımı gönderiyorum ama yanına cephane Erzak ve silah vermiyorum. Ve de asker vermiyorum. Bu ona benzer aslında. Evet. Bir de Şimdi ben orada bunu bir... iyi düşünmek lazım. Bugün özür dilerim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün bu konuya değindi. Ee, Mısır çarşısının açılışında, kapalı Çarşı'nın açılışında. Var mı o bölüm acaba? O bölüm yok. Hı. O bölüm dedi, yok. Tam... şu Şunu söyledi. Dedi ki eğer dedi e, parlamentoda dedi bizi yalnız bırakırsanız dedi bu olmaz dedi. Meali bu. Hı hı. Şimdi de, benim Twitter her seferinde var Twitter'da da her seferinde şimdi şifre soruyor bana onu bir türlü düzeltemedim. Ee, paylaşımlarda var. Yani şimdi eğer parlamento seçimlerinde AK Parti'yi yeterince güçlü bir şekilde Erdoğan'ın arkasında dizmezsen senin Erdoğan'a verdiğin oyun bir kıymet harbiyesi kalmaz. Evet, ben burada vatandaşlarımızı bu meclis seçimlerinin hiç önemli olduğu konusunda bir daha bir konuda hatırlatma yapmak isterim. Onlar biliyorlardır ama dün ben notlara bakarken gördüm. Şimdi bu HSK adı HSK oldu. Hakimler ve savcılar Kurulu. Evet. Biliyorsun bunun üyelerinin çoğunu meclis atıyor artık. Hı hı. Şimdi meclis çoğunluğu muhalefete geçti diyelim. Hı hı. Biliyorsun meclisin çıkardığı yasa Cumhurbaşkanının yaptığı kararnamenin üzerinde. Yani bu daha etkili. Hı hı. Doğru. E HSK'nın da çoğu üyesini meclis atacak. Çoğunluk evet. muhalefete diyelim. İyi Parti, CHP, Saadet ve buna HDP'yi de kaydı. Diyelim ki aldılar. Evet. Şimdi bunlar bir e, bazıları diyelim ki görevde de FETÖ'cü iade oldu. Evet. Veya kripto FETÖ'cüler az da olsa vardır diyelim da Çok az da olsa vardır. İki tane savcı, üç tane hakimle bu ülkede istediğin operasyonu yapabilir misin? Evet. Yaparsın. Yaparsın evet. Meclisteki çoğunluk yani alırsın dersin ki işte şu adama ben kafayı taktım. Evet. İki tane savcı, Bravo, üç tane hakim. Bravo çok hakimle. iyi bir konuya değindi. O yüzden evet. Türkiye'de ben vatandaşlarımızın hakikaten bu yeni sistemle alakalı olarak da akıllarına takılan her şeyi sorup ona göre oy vermeleri, akılda kalan şüpheleri varsa da bunları gidermeleri lazım. Biz 17-25'i yaşadık. Bunun faturasında ülkecek öde ödedik. Bu aşağılık Fethullahçıların, evet, neler yaptıklarını ve bunların gördük. Bunların yardakçıları ve buna destek verenlerin de kimler olduğunu da gördük. Bak bu ülkede bir savcı, bir polis her şeyi yapabilirsin. Evet. Bir savcı, bir polis gider, İstediği adamı, yani Fethullahçılar için söylüyorum, Fethullahçılar suçu uydururdu, atardı, adamı evinden alırdı. Hı hı. Ondan sonra bilmem ne uğraştır. O evet. yüzden de meclis çoğunluğunun da o açıdan güvenli ellerde olması lazım. Adam şimdi gelir, ben der KHK'ları geri, yani da büyük mü kalmıyor ya, meclisteki yasa çoğunluk <laughs> elinde olursa. Bunları da diyelim ki aldılar, e, yasa çıkardılar, bu bazı savcı hakimleri görevini iade ettiler diyelim. Hı Yapamaz mı bunu? Yapabilir Yapar. Evet. 50 tane Fethullahçı göreve geri atadı. CHP'nin iyi e Parti'nin yapmayacağı iş değil bu. Evet. Yapar. Temel Bey de onlara yeşil ışık yakıyor bu konularda. Abi iki tane savcı, üç hakimi, bir polisi bir alırsın. Bitti. Hakimi kimi devir yani istediğin adamı istediğin gibi devirirsin. Ya buna siyasetçi de dahil. Ya o yüzden de vatandaşlarımız bunu da bilsin. Meclis seçici. bak yani senden benden daha çok kızan yoktur. Gazeteci şeyinde söylüyorum kızmak baki, eleştirmek de baki ama başkanlık cumhurbaşkanlığı kadar meclisin de çok önemli olduğunu görmek lazım. Yani eski düzen yani uçurumdan ya eskiden uçurumdan çok uçtum. Bir daha uçayım ya bir de deneyim. Öyle bir şey yaparsanız evet. bunun şey tabii ki milli iradeye saygı duyulur ama bedeli de olur. Bak bu şuna benzer biliyor yani musun? bu savcı hakimlere bak ben FETÖ'cüler yani eski Amerika'nın dışişleri bu şey Joseph McCarthy'nin lafı vardı. Yani çok doğru bir lafta o. Amerikan dışişlerinde diyor bir tek komünist bile kalsa o bile çok fazladır diyor. Bir tek FETÖ'cü karsa te devletin ilgili bir yerinde o bile çok fazla biliyor musun? Çünkü bir FETÖ'cü bile her şey yapabilir. Bir cinayet işler, bir katliam yapar, bir şey yapar. O yüzden de bu FETÖ'lülaşların elini kolunu bağlayacak hamle yapmak lazım. Mecliste çoğunluğu alan muhalefet 50 tane FETÖ'lülaşçıyı geri göreve alır, e, alırsa o savcı hakimler yanına 2-3 tane de polisi de alır. Zaten savcı talimat verdim, polis buna genelde uyuyor. Ya uyuyor. O zaman istediği gibi de bu ülkeyi kilitleyebilirler. Bunlara da müsaade edilmemesi için o yüzden mecliste de çoğunluğu almak lazım. Gene eleştiririz tabii yani. Tam olarak şunu dedi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Şimdi ben biraz eksik söylemiş oldum. Yeni dönemde koalisyona fırsat olmayacak. Böyle bir imkan yok. Cumhurbaşkanı 5 yıl ülkeyi yönetecek. Cumhurbaşkanını Mecliste yalnız bırakmayın diyor. Evet. Başkanım. Evet. Şimdi bu çok önemli. Yani e, demin de verdiğim örneği tekrar ediyorum. Şu anda Türkiye bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Bir bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Bu kadar açık ve net. Bak, ekonomik saldırı başlattılar. Evet. Onu konuşacağız birazdan. Saldırı başlattılar. Alçaklar ekonomik saldırı başlattı. Ve Türkiye'de şakşaklıkları var. Bir tane alçak da televizyon enkırı diyor ki göbek atıyor. 4.29'a çıktı dolar diyor. Şimdi düşmüş biraz ama 4.22'ye kadar ama göbek atıyor herif yani. Evet. Seviniyorlar. Dolayısıyla da cephedeki komutanı göndermişsin. Bu benim komutanım demişsin. Seçmene söylüyorum. Benim seçtiğim komutan çünkü beni en iyi te o temsil eder. Benim için en iyi o savaşır. Ben de onun arkasındayım demişsin ama askerini, cephanesini vermiyorum kardeşim demiştim. Böyle olmaz. Evet. Böyle o olmaz. De... Bunu düşünen varsa derhal kafasından asın olur. Ama AK Parti de onu şöyle yapabilir. O soruların oluşmaması için Sayın Cumhurbaşkanımızın ben bu sefer yapacağına inanıyorum. Yani zaten 23 kişi adayı olmadı. 30'a yakın Hı. eski isimlerden. Evet. Milletvekili listelerini de buna göre düzenlemek lazım. Doğru. Keza peşinden gelecek belediye seçimlerinde de şu genç arkadaşlardan da bak toplumun sevdiği, saydığı, kıymet verdiği. <laughs> yani 20 yaşındaki bak 18, 19, 20, 21 bu yaşlarda bunlar senin benim gibi aynı şey düşünmezler. Bunlar daha başka dünyanın çocukları. Bunlar teknolojiyle doğup büyümüş. Yani bazıları sobanın ne olduğunu bilmiyor. Hani öyle anlatayım. Yani ben onunla aynı şeyi konuş, aynı dili konuşamıyorum. Ama onları anlayacak birine ihtiyaç var. Evet. O yüzden de o yaş gruplarından da veya onların sevdiği rol modellerden biri bazılarını da seçtirmek gerekiyor. Bu da bu çok önemli bir şey. Yoksa yani 50 60 70 ya şu yaşlılardan da küçümsemek için değil biraz elemek lazım. Abi Türkiye genç bir toplum. Evet. Dinamik bir toplum. Yani 30'lu 40'lı yaşlardaki adaylara evet. Biraz daha da böyle önünü açmak lazım. Gençlerin yani. dilini çok iyi konuşan bir cumhurbaşkanı. Çünkü bak CHP'yi niye biliyor musun? Bak CHP'yi git şeyden mezardan adamları kaldır. 1950 koy aday listesine gene 25 alıyor. Evet. Yani CHP de seçme ona bakmıyor. 25'i veriyor ona. Hı hı. Ne yapsa da veriyor. ya yani hiçbir şey yapmasa da veriyor. Ülkeyi yaksa da veriyor. Ülke batıyor diye göbek açsa da CHP seçmeni bununla ilgilenmiyor. Tamam saygı duyuyoruz. Ama AK Parti seçmeni öyle değil. AK Parti daha bilinçli şey. Daha bilinçli diyor ki ya bu beni diyor temsil edebilir mi bilmem yapmaz mı? İllere bakıyor, şey yapıyor. Güzel ama şimdi şu anda bağımsızlık savaşı veriyor. Evet öyle, ama elbette ama Şimdi Gene onu 21-22 o çocuklara tamam, da anlatmak onların, lazım onların yani. Onların endişelerine ve onların sıkıntılarını ve onların rahatsızlıklarını giderecek, izale edecek yeni bir aday listesi çıkaracaklarına ben, bazı... ben inanıyorum ve yeni bir teşkilatlanma yapısıyla seçmenin karşısına çıkacaklarına ve Erdoğan'ın inisiyatifiyle ve yönlendirmesiyle bunu yapacaklarına ben şahsen Ama inanıyorum. Bak, Erdoğan o konudaki vizyonu bana çok güven veriyor. Şimdi, sen Cumhurbaşkanım, Elbette. Cumhurbaşkanımız zaten işin zaten lokomotifi. O olmasa zaten AK Parti mi var yani? <laughs> Ama dediğim başka bir şey var. Ben geçen sene bak referandumda bazı diyelim ki akrabam, üniversite okuyan falan müdahale etmesem Hayır verecek. Çünkü üniversitelerde <laughs> başka ortam var. <laughs> Liselerde başka ortam var. Ne bileyim 20'li yaşlardaki gençlerin takıldığı kafelerde senin benim gibi yaşayıp düşünmüyor. <laughs> tamam o şimdi Cumhurbaşkanı'na bakıyor dinliyor da bir de o etrafı var onun. Evet. Diyelim ki aile AK Partili ama o çocuk şimdi üniversiteye gidiyor bilmem nereye gidiyor başka yerlere gidiyor. Etkileniyor. <laughs> yani şey yapıyor bize genelde bak genç nüfus evet. gençken biraz daha marjinal demeyeyim. Hani mesela daha böyle solcu daha sağcı daha uçlarda olur. Evlendiği zaman veya yaşı biraz ilerleyince biraz daha merkeze gelir. Hı hı. Bizim halk şeyimiz öyledir. Hı hı. Yani o yüzden de bence işte bunlara da çok dikkat etmek lazım. Ya yani her şeyi Erdoğan'dan abi bu da bir insan Erdoğan şimdi kaç yere yetişsin yani adam evet. şey ya parti de buna göre diye işte, Ya 75 diyelim ki birkaç adam koyarsın da abi yani 50 tane de 70 yaşında adam olmasın yani parti. Evet. Evet. Onu Doğal söylüyorum ya. Çünkü Türkiye genç bir toplum. Evet. Dinamik bir toplum yani. Evet. Şimdi e, Karamanlıoğlu'ndan bir itiraf var. Mecbur kaldık demiş. Yani ittifak konusu e, gerçekleşecek. Yarın biliyorsun e, 15'te açıklayacaklar ittifakları, dörtlü ittifakları da. CHP e, İP e, Sa Saadet Partisi ve DP açıklayacaklar. E, ama diyor biz anayasanın partileri zorlaması neticesinde böyle bir yola gittik diyor. E, güzel de sana AK Parti ittifak teklif etti. Sen niye Erbakan'ın düşmanı olan bir partinin CHP'nin kucağına oturmayı tercih ettin kardeşim. Bu bile o partiye ve tabanındaki insanların tabanına ayırıyorum. Tabanına bir şey yok. Parti yapıyor bunları. Hakikaten yani CHP'yi sadece <laughs> milli nizam, milli görüş buna yaptıklarına değil. Yani Menderes'ten al, Adalet Partisi'nden al, Özal'dan al ve <laughs> sonra geçmişten beri al. Bilmem yani neler söyledikleri ortada. Hakikaten ya evet. Onu bırak 28 Şubat'ın mimarı bu partiye. Evet. Yani Rahmetli Bakanı indirmek için her yıl dönüyen bu namusuz bir cenah var orada. Evet. O onlarla masaya <laughs> oturulur mu ya? Hı <laughs> hı. Ya Erbakan'ı ellerinde olsa idam ederlerdi. Evet, ellerinde Aynen, olsa aynen öyle. Ay, Müslümanların canını okudular 28 İşte bunları gençlere anlatmak lazım. Ya üniversite eğitim hakkı nasıl elinden alındı? Gasp edildi insanların. Başörtülü diye bundan 200 sene önceye kadar da hastanelerde çalışamıyordun ya. Evet. AVM'lerde çalışamıyordu, kamuda bilmem. Burası kamu sağlan diyor Ahmet Necdet Sezer. Hemen şurayı bile kamu sağlan yapıyordu. Burası e ee, halka hizmet veriliyor. Kamusal sağlan başörtüsü olmaz. Bunların görülmesi lazım. Ahmet Necdet Sezer'in Ankara'da dolaştığı bütün caddeler bile kamusal alan olmuş. hatırlarsın. Ya işte o yüzden de <laughs> Milli hakikaten bunları ya bu özgürlük filan deniyor ya. Sizin yani biz özgürlüğü CHP'den mi öğreneceğiz ya? Evet. Biz özgürlüğü Meral mi şey öğreneceğiz yani? Bunlardan mı öğreneceğiz? Yani şey yani PKK'nın siyasi kanadıyız diyor övünüp binlerce askerimizi polisimizi şey edip bu ülkede bomba patlatan PKK'nın siyasi kanadı HDP'den mi öğreneceğiz bunları ya? Yani? Evet. Yani ama burada dediğim gibi gene Sayın Cumhurbaşkanımızın da AK Parti kadrolarında, milletvekili listelerinde hak eden daha genç ve dinamik bir şey nüfusa ihtiyaç var. Evet. Şimdi Süleyman Soylu İçişleri Bakanı seçim döneminde gelen bütün mesajları, iletilen tüm ihbarları, gelebilecek tüm uyarıları valilerimiz başta olmak üzere bütün arkadaşlarımız dikkate alsınlar diye bir seçim için uyarıcı bir konuşma yaptı. Ve bu konuda yapacaklarını da yani e, bütün ihbarları değerlendireceklerini ve elektrik sistemlerindeki kesilmeleri önleyebilmek için gereken tüm tedbirleri alacaklarını açıkladı. Ve de provokasyonların, sandıklarda meydana gelebilecek provokasyonların önüne geçmek için de hem ihbar hatlarını güçlendireceklerini hem de ciddi şekilde üzerinde duracaklarını ifade etti. Tabii özellikle yine Muharrem dönüyorum. Dedi ki bugün çok tehlikeli, provokatörce bir laf etti. Ne dedi? 50 bin avukata sesleniyorum dedi. Cübbelerini hazırlasınlar dedi seçim günü dedi. Onları her an yüksek seçim kurulunun kapısına çağırabilirim dedi. Oy güvenliği nedeniyle dedi. Şimdi, Bu nereden çıktı şimdi? Yani inanılır gibi değil. Hemen cıvıtabilirim mesajı veriyor. Yani seçim sonucu benim istediğim gibi çıkmazsa cıvıtabilirim ve böyle bir yola başvurabilirim. Böyle bir provokasyona başvurabilirim mesajı veriyor. Bak Muharrem çok tehlikeli bir yola gidiyor. Eğer böyle bir şey yap. Ben sana çalışırsa. söyleyeyim o zaman bak. Bugün anlattığından ben şunu çıkarıyorum. 24 Haziran Pazar akşam saat 8-9'da belli olur. 10'da <laughs> belli oldu diyelim. <gülüyor> Kaybettiler. <gülüyor> yani şeye gördü. Önceden işte şu haberleri de kenarda tutarlar. İşte şurada oy çalındı. <laughs> Burada elektrik tutarlar. Eğer kazanırlarsa mesele yok. Onu gündeme getirmeyecekler. Tabii. Yani bir de onu kendilerini yaptırmadı. Yani kendilerini derken yine o isimlere de bakmak lazım. Diyelim ki oyları kaybettiler seçimleri. Hemen 10'dan 11'den sonra hemen bu yalanlara başlayacaklar. Biz aslında kaybetmedik. <laughs> Oylar çalındı. Ya sanki CHP %25'in üzerinde oy alabilmiş gibi Türkiye'de de ya son 30-40 yıldır hangi oyunuz çalınacak yani? Evet. Yani bir de ben şunu anlamıyorum. AK Parti bari oy çalıyordu. Ya bu İzmir'de oy çalmayı niye akıl ya? <laughs> İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da, Trakya'da yıllardır ya AK Parti her yerden çalıyor da bu kadar gücü var da bütün devlet imkanları var da bunu man batıda niye yapamıyor? Man ya? Mantıklı bir oranda çalabilir mesela böyle ya, bir şeyi beceriyor, diyorlar ki geçen sene işte 51'e 49 çıktı. 51,5'a 48,5. Çıkan oran evet. bu şey referandumda. Şimdi AK, dediğin gibi AK Parti bunu kafaya takmış olsa diyor ya ya çalacak olsa AK Parti bunu 54-46, 53-47 yapar ki itiraz dile gelmesin değil mi? Onları mantığına göre söylüyorum. AK böyle bir şey yapmıyor. E AK tam da kafa kafaya getirmiş. Ya Cem. Böyle bak, bir yalan olur mu ya? Bak, oy çalınıyor lafını söyleyen, açıkça söylüyorum, kim olursa olsun bir gerizekalıdır. Bak, bunu söyleyen adam kesin seçim sandıklarında bulunmamış demektir. Seçim sandıklarında oylar imza atarak kullanılır değil mi? Şimdi seçim zamanı bitti. Oy kullandın. Sandık böyle alınır, pat diye dökülür mü? Dökülür. Tek tek bakılır. Önce çıkar sayılır sandık. Kaç? 174 adet. Bu sandıkta bu kadar zarf var. Oy zarfı var. Bak bakalım kardeşim orada kaç imza var? 175. Ha dur orada. Orada da 174 imza olmak zorunda. Tabii. Değil mi? Bunu denkleştirdin mi? Ondan sonra zarflar açılır, yazılır. Kaç kişinin müşahadesinde bütün parti temsilcilerinin ve devlet görevlilerinin müşahadesinde. Onun için söylüyorum oy çalınıyor diyen bir gerizekalıdır. İşte dediğin gibi Erdoğan şimdi şeylerde 60-70 hayır çıktı Trakya'da. E şimdi AK Parti orada %5'er çalsaydı dediği gibi biraz da batıdan. Zaten 54-55'e 45. Ya şimdi bu yalanlara ihtiyaç yok. Yani AK Parti bir de bunları Çalmayı mesela ne diyor ya, nerede yapıyor bunu? Bu şeyler, çıkan oylar, sayıları biter, tasdif edilir. O oylar, oy zarfları mühürlenir, çuvala konulur. Yüksek Seçim Kurulu'na gider değil evet. mi? Yüksek Seçim Kurulu'nda seçmen listeleri vardır. Eğer o seçmen listesinde filanca bölgede, filanca sandıkta çıkan oy şudur diye çıkar, senin oy sandığındaki çıkan oy bilinir. Eğer itiraz edersen bir karşılaştırırsın, ortaya çıkar. Başka... Bitti. Bitti bu kadar basit. Bir de çok daha basit olan bir şey var. Referandumdan önce CHP'nin temsilcisi mükerrer oy olma şansı yok, mükerrer oy şansı yok. Oy çalınma ihtimali yok diye açıklaması vardı. Çünkü evet. bir de biliyorsun bu listeleri YSK sitesine koyuyor. Hangi il, ilçe bilmem neye kadar tek tek yerleştiriyor. Evet. Nasıl bir hırsızlık olacak ya? Evet. Bu mümkün mü? Bunu tek tek bakabiliyorsun. Bunu yapmaya çalışanlar var ya kesin FETÖ'cülerdir, cüler, FETÖ Provokatörlerdir. Seçimlerin kendi aleyhine gideceğini düşünen alçak provokatörlerdir bu bir. Şimdi, Ama buna AK akparta bence buna hazır olsun. Evet, buna hazır olsun. Işte. Yani. Onun için Süleyman Soylu'nun yaptığı evet. açıklama çok önemli. Ve şimdi yalana bakar mısın? Twitter'da günlerdir çıkıyor. Efendim, seçmen sayısı 55 milyon, 500 milyon oy pusulası basıldı. Bak, bir gerizekalık örneği daha. Ulan kardeşim, benim gerizekalı evladım. Bunu RT eden ee, akılsız evladım, embesiller sürüsü. Daha ittifak belli olmadı, oy pusulaları basılmadı, basılmadı ki. Basılmadık. Ki. Ya, yani ittifak belli olmadı. Senin daha dörtlü ittifakın yarın gidip 15 ile verecek ve var mı yok mu belli değil. O belli olmadan nasıl seçmen pusulası basılsın? Hiç yani. O da ya yani, o şimdi şöyle ama bunu, bak şimdi onu Avrupa Birliği'ne de şimdi Allah'tan Avrupa Birliği'ne şikayet ettiler referandumda. O da reddetti. Evet. Şimdi o tür şey ama o. Kendi başarısızlığı nasıl kamufle edecek? Evet. Yani ben başarısızım, ben işe yaramıyorum. Bu halk beni yani değerli görüp de oy vermedi diyemeyeceği için evet. o ne diyor? Oyu çaldı diyecek. Gerçi bu ülkede oy çalacak biri varsa biz onu 46'larda başka seçimlerde gördük yani. Evet. Oyları nasıl çalındı. Dolayısıyla evet. bir de diyelim ki AK Parti şimdi mesela gene geçen sene referandumda yani AK Parti asla böyle bir şey yapmıyor. Şimdi Güneydoğu'da AK Parti geçen sene kontrolü sağladı. Güneydoğu'da niye çalamadı ya? Evet. Ya orada da diğer bakada nasıl hayır çok çıktı ya? Evet. Yani, yani evetler beklediğimizden yüksek geldi ama ya bazı illerde mesela oynuyor da bazı illerin yok. Efendim orada şöyle diyorlar. O illerde zaten ne oldu belli. Yani ne oldu belli var mı yani? <laughs> ya dolayısıyla bu tür yalanlara da hani bence AK Parti onlara da hazır olsun. Onu da kullanacaklardır sırtlıkla. Yani. Kullanacaklar. Şimdi Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gelmeyecekmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı... Sen depacağı... gidiyor musun? E, açılışa gitmeyecekmiş şehir hastanesi açılışına Bunu söyleyelim. Zeynep e, Ösaseki'yle e, kızı Mehmet Ösaseki'nin düğününe katılmayacakmış. Abdullah Gül, Erdoğan'la bir araya burada, gelmek istemiyor. Burada söylemiş miydik? Hatır, yani buraya şimdi Ösaseki bu hükümetin bakanı. Cumhurbaşkanımızın onun düğününe gitmesine AK Parti daha doğal bir şey olamaz. Gül'ün katılmayacağı belliydi. Hı hı. O yüzden de bu çok şaşırtıcı bir şey değil yani. Gül evet. burada katılmaz. Şimdi çok enteresan bir şey daha var tabii. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Branitt'in Duran bunu yazmış. Ee, seçim döneminde Erdoğan'ın dış seyahatleri başlıklı bir yazı. Şimdi mesela Özbekistan'a, Kore'ye gitti, geldi mesela. Şimdi seçim satım haline girilmesine rağmen Erdoğan bunu yapıyor. Evet. Şimdi Güney Kore ile ortak savunma projelerini Altay Tankı Fırtına Obüsü ve Kanal İstanbul dahi gelecekteki bütün büyük yatırımları müzakere etti diyor. Şimdi 13-15 Mayıs tarihinde diyor Birleşik Krallığa gidecek. Kraliçe Elizabeth ve Başbakan Theresa May ile görüşecek diyor. Daha e, dahası Avrupa'daki vatandaşlarımızı seslenmek için 20-21 Mayıs'ta Bosna Hersek'te evet. olacak diyor. Ondan sonra e, ve bu tür seyahatlerini diyor hiç aksatmadan sürdürüyor diyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sürdürecek. Sürdürecek 17-25 Aralık 26 veya 27 aralıktı. O en çetrefilli günlerde evet. Pakistan'a gitmişti Cumhurbaşkanımız. Evet, Hiç evet. unutmuyorum yani. Evet. Onlar da hiçbir zaman şey yapmadı. Gezi gezi olaylarında da Fas'taydı. Gezi Fas'taydı. 17-25 başladığı zamanlarda Pakistan'a gitti. O tür gezileri genelde iptal etmiyor. Yani devam ettiriyor Cumhurbaşkanımız. Hı hı. Olumlu tabii bunlar. Evet, olumlu. Işte. Evet, istikrarlı bir parlamento isteniyor Cumhur İttifakının protokolünde. Türkiye'yi zayıflatmak isteyenlere ve onların karşısında yer almak üzere duruluyor. Protokolde Büyük Birlik Parti detayı var bu arada onu söyleyelim. Büyük Birlik Partisi bu ittifakın bir parçası konumundadır deniliyor. Evet. Ve AK Parti listelerinden ama onlar girecekler. Evet girecekler bunu belirtelim. Bir protokol metni var ve bu da basında çıktı. İsteyen seyircilerimiz okuyabilirler evet. onu söyleyelim zaten Binal Yıldırım ve Devlet Başlılığı İSK'ya birlikte başvurdular. Şimdi Huduti'nin cezası belli oldu. Bu Adem, arada. Huduti. Adem Huduti. Adem Huduti'nin ikinci Ordu Komutanı, Malatya'daydı bu, değil mi? Malatya evet. davasında 15 yıl hapis cezası verilmiş. Ya Allah az verilmiş. Az demiş ben. Yani Adem Uluti darbenin içinde değil miydi? Bir evet, or general, evet or general, Değil mi? En, en, tepe şeylerden, isimlerden bir tanesi yani. Evet. Acaba ikinci orada fiili bir şeye katılmadı da Hı -hı. destek oldu diye mi öyle verilmiş yani? Şimdi şöyle diyor mahkeme heyeti 7. ana üst jet üst komutanı Tuğgeneral General Emin Ayık ikinci ordu e, idari kurmay yuvar başkanı Tu General Mustafa Serdar Sevgili e, vesaire vesaire bir sürü isim sayıyor müebbet hapis cezaları verilmiş. E, dönemin ikinci ordu komutanı Adem Uduti ise anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Diğerleri müebbet. Yani Yardımcısı davasında da yargılananlar hep müebbet. Yargı Yalnız olanlar. enteresan bir şey var. Adem Uduti yardım 15 yıl. Yardımcısı kurmay başkanı tüm general Avni Angun beraat etti. Öyle mi? Ona beraat verildi. Mesela hmm. o demek ki evet. darbeye direndi ya da bir şey oldu ama adam da yargılanıyormuş. Demek ki bir suçu yok yani mahkeme kararına göre söylüyorum. Şu evet. ordu komutanı işin içinde ama ordu komutanının yardımcısı kurmay başkanı işin içinde değil enteresan ama iyi yani işin evet. içinde değilse bela alması iyi bir şey. Evet. Bu arada bir itirafçının sayesinde e, 3000'e yakın e, TSK içindeki fetöcünün tespit edilmesi ve fetö kriterlerinin Türk Hava Kuvvetlerinde çok ciddi şekilde uygulandığına dair haberler var. Ardan Zentürk önceki gün yazmıştı. Bu FETÖ kriterlerinin tüm kamu kurumları kullanmalı diyor. Ve hava kuvvetlerinin %80'ini diyor yakında temizleyecekler diyor. Çıkacak diyor oran diyor. Yani evet. müthiş bir başarı kaydediyorlar diyor. Evet. E, bu FETÖ kriterlerinin diyor uygulanması lazım. Yani binbaşı üstünü tamamen temizlemişler. Altını şu anda ciddi bir operasyon var. Deniz evet, evet. Ama orada, söylüyor. yalnız bu özellikle Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılarımız bu konuları çok iyi götürüyor. Evet. O yüzden de ben orduda da ciddi oranda temizlik büyük ölçüde sağlanmış durumda. Yani evet. elbette var hala, devam evet. ediyor. Evet. Bayloklar, diğer kriptolar. Ama kara kuvvetlerine, deniz kuvvetlerinde, işte o senin yazdığın kontrolü telefondan 3-4 bin kişi, Hı -hı. diğer meselelerden 4-5 bin kişi, bayağı bir kişi de ihraç edilip temizleniyor. Bunlar son derece olumlu gelişmeler. Biz ordunun, yani savaşanını, mücadele denli sive seçilmiş meşru hükümeti bağlı olanı severiz darbecisini değil. Evet şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği çok önemli bir bilgiyi daha aktaralım. ekonomiden diyorum bu. imar barışı. Tabii buna hiç biz bir değinmemiştik ve Cumhurbaşkanı çok önemli bir noktaya değinmiş ve hatırlatmış. Aslında bu imar barışı ile birlikte devlette süren, mahkemelerde süren davalar vardı. Milyonlarca dava ve 14 milyon dava varmış Cem. Ve bu davalar düşecek imar barışı ile birlikte. Evet. Ve bu 40 milyarlık bir getiri sağlıyormuş. Evet. Bu çok enteresan bir bilgi. Onu da söyleyeyim. Şimdi 40 milyar e, iyi para. Evet. Yani ülke Şimdi bir gece yarısı operasyonuyla Standard Poor's Ağustos'ta yapacağı değerlendirmesi, kredi değerlendir dere derecelendirme kuruluşunun yapacağı değerlendirmeyi birdenbire önceki gece yarısında yaptı ve Türkiye'nin kredi, yatırım kredi notunu düşürdü, değil mi? dolar fırlattı bu olay. Ve dediğimiz gibi bu dolara sevinen alçaklar var. O e, FETÖ enkırı ona seviniyor, göbek atıyor. Değil mi? Bir de bunu izliyorlar bu sekülerler, layıklar. Bayıla bayıla izliyorlar. Ercan onları. Güne selam gönderenler. Ercan Güne selam gönderenler. Şimdi Dilek Güngör bugün sabah gazetesinde çok enteresan bir yazı yazmış. Ekonomiye operasyon çekenler kim diye soruyor. Yani şimdi e, Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında Dolar stabil seyrederken diyor, borsanın dengeli bir bir gittiği bir gün yaşanırken diyor, IMF Türkiye ekonomisinden gü güçlendi diye bahsederken diyor, akşam saatlerinde bir anda hava dağıtıldı, borsada satış dalgası başladı diyor. Birdenbire diyor. Ama daha standart empursu yok ortada diyor. Evet. Tamam mı? Ertesi günde standart empursun Ağustos'ta açıklaması gereken ancak ne hikmetse alelacele erkene çektiği kredi notu değerlendirmesi geldi. Döviz kuru yerinden zıplatıldı diyor. Faizin daha da artması için baskıya başlandı. Borsada erken seçim belirsizliği dağıtır açıklamalarıyla yükselen endeks bir anda terse döndü diyor. Şimdi bunun diyor adı düpedüz operasyon değilse nedir diyor Dilek Güngör sabahta. Anlaşılan birileri seçimi sabote etmek için ellerinden ne geliyorsa yapıyor ve yapacak. Peki hükümet boş mu duracak? Bence bu mesele diyor standart en pursun, zamanlaması manidar diye geçiştirilecek bir mesele değil diyor Dilek Güngör. Ve çok doğru bir laf bu. Pazartesi günü Türkiye ekonomisiyle oyun oynamaya kalkan kim varsa tespit edilip ortaya çıkarmış. Şimdi gelelim Zurnan'ın zırt dediği yere. Çok önemli bir nokta. Evet. İsim veriyor çünkü Dilek Güngör. Diyor ki sermaye piyasası kurulu ve Borsa İstanbul işe raydan gelmeyip havadan inen, Standart Enforce kararı öncesini inceleyerek başlayabilir. SPK ve Borsa İstanbul'a görev düşüyor diyor. Karar açıklanmadan bir gün önce hani her şey stabil giderken Borsa'da o dalgalanma neden oldu? Borsa'da yüklü satış yapan iki aracı kurum var diyor. Biri Mehmet Kutba'nın şirketi Global Yatırım diyor. Diğeri de İngiliz HSBC Yatırım. Bunlar aracı kurum. Aracı kurum. Evet. Yani iki kurum satış yapıyor. Biri Mehmet Kutba'nın şirketi. Yok onlar üzerinden yapılıyor. Onlar üzerinden yapılıyor. Evet. Global yatırım, diğeri de İngiliz HSBC yatırım. Bu aracı kurumlar üzerinden işlem yapanlar kimler diyor. Standard Poor's kararını önceden mi öğrendiler? Satışa geçen büyük bir yabancı fondan bahsediliyor. Bunun arkasında kim var? O fonun Standard Poor's'la organik bağı bulunuyor mu? Sermaye piyasası kurulunun konuyu kendi arasında tartıştığını duydum diyor. Ama işi sıkı tutup araştırmayı bir an önce başlatmaları gerekiyor. Insider trading, yani içeriden öğrenenlerin ticareti, suçu işleyenler varsa açığa çıkarılmalı. Bu işin arkasında kim varsa gerekli müeyyidler uygulanmalı ki Türkiye'yi operasyon çeken bu zatların ipinin nerede olduğunu anlayalım. Evet, şimdi... Buradaki e, şey şu ama, mesela benim dileğin yasını anladığım mesele şu. Şimdi... Mehmet Kutman'ın şirketi global yatırımla HSBC yatırım üzerinde aracılık bunlar aracı işlem yapanlar belli. E bu bellidir. Belli. Bunlarla mesela en çok iş yapan Fidelity diye bir Amerikan. Mesela kurumu. şimdi bunlar aracı bunlar aracıysa o gün borsadaki seçimlerden önce yani seçim ilan edilene kadar seçim olacağını bilmiyorduk. Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra arada geçen süreçte bu satışları bu iki aracı kurum üzerinden kim yaptıysa Onlara bakmak lazım. Bir de standart en e, organik bağ bulunuyor mu? O fon. O fon kimse. Evet. Adı neyse onun. İşte ben şimdi o, Dilek Dilek ile konuştum. Senin yanında evet. konuştum. Ya işte bunlar da bu aracı kurumlarla en çok iş yapan Amerikan Fidelity diye bir ben kurum ama dedi. Şunu ama bak. dedi yani ben bunu dedi daha netleştirmedim dedi Dilek Güngör'de. Tabii Dilek ne kadarını yani bir duyum almış yazmış ama şudur. Ya bu satış yapanlar bellidir. Evet. Bunlar gizli yapmıyor ki bunu. Evet. Belli zaten yani ben şimdi borsadan zerre anlamadığım için kim bir yapıyor bilmiyorum ama bu satışları kimlerin yaptığı, ama hangi fonlar? Ama dediğin gibi ve Dilek'in de yazdığı gibi burada önemli olan bu kurumların standart bursla, en pursla ilişkileri. E tamam, bu şey basit. Mehmet Kutman'la İngiliz HSBC yatırımının Bahçeli'nin açıklamasından sonra son bir ayda 15 günde yaptığı 15 gün oldu, 17 gün oldu. Bütün işlemlere bakarsın. Büyük fon satışı, büyük bu satış yapan fon kimmiş onu bulursun. Ondan sonra da onun da bu SEP ile organik bağ var mı Standard puz ona bakılır. Bir de şimdi bu tabi bunlar suça galiba girmiyor. Bu tür satışlar yapılabilir ama eğer bir suç varsa orada bir şey söylüyor. Burada şey, insider trading. Insider trading, evet. O hani e, içeriden bilgi alarak ticaret yapma işlemi. Bu yani. inside job vardı ya içeriden iş hani gibi o içeriden İzlanda'yı batırma yöntemlerini anlatan o yarı belgesel gibi. Eğer böyle bir şey varsa da bunu bizim MASAK, Mali Şube, ya da diğer ve de SPK. bu hani SPK. Abi, bir de bak. O zaman eğer bunlar suçsa bunu da yaptırtmayacaksın. yaptırtmayacaksın ya Türkiye'de evet. şimdi şöyle bir ülke değil. Şimdi yapıyor. Ya yani dileğin yasını ben bir şey demiyorum. Doğrudur. Ama bu yapılıyor ediliyor. E yaptırtma. E, SPK nerede o zaman? Masak nerede? Evet. Yani milli istihbarat, polis, emniyet kimse yani şimdi, yaptırtmasınlar e, yani. Şimdi o zaman e, ne yapıyoruz? SPK'nın başına yeni atanan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na bir çağrıda bulunuyoruz. Değil mi? ona masa, yada şeylere ya da bu tür şimdi ülkeye giriş çıkış yapanlar bilinir. Yani o hakikaten bilinir. Abi yaptırmayacaksın. Eğer insider trading yapıyorlarsa suçüsü yapacaksın. Adam nasıl yakaladı o şeyi? Amerika'da bir tane borsacı sorudan Wall Street'in <laughs> kurdu diye kitap yazdı. Hı hı. Insider trading yapıyordu. Milyar dolarları götürdü. FBI yakasını yapıştı adamın. Tabii. Biz de o zaman bunu yakalayacaksın. Yani ağlamaya gerek yok. Ya, abi bana bunu yaptılar. E yaptırtma. Evet. Yani güçlü ülke de Türkiye'sin yani evet. hala mı yapıyorlar bunu yani? Yani tabii ki bu operasyon iktidara karşı yapılmıyor tabii dileğinde dediği gibi. Yani bu ülkede yaşayan herkese yapılıyor. Ya, yani bu, şimdi buna sahip çıkmak gerekir. Ee, yani bu mücadeleye sahip çıkmak lazım. Bununla ilgili olarak zil takıp oynayanlar haindir alçaktır. Tamam güzel ama senin dediğine de katılıyorum. Yaptırtmamak lazım. Ya, tabii canım bunu ağlama. Yaptırtmamak yani, lazım. Ülkemi bilmem ne ya. Zaten bak ya, sen güçlüsün, büyüksün, büyüyorsun sana saldırmaları normal. Saldırtmayacaksın. Yani evet. hani derin devletin tanımını nasıl yaparlardı? Derin devlet devletin bağışıklık sistemidir. Evet. Bağışıklık sayı sistemi de, çökmeden devreye girmeli derin devlet. Yoksa bağışıklık sistemi çökmüş, derin devlet girdi. Bir işe yaramaz ki o zaman. Evet. Baştan onu önleyeceksin yani. Evet. Evet programımızın sonuna geldik. Ha bu arada e, 3. Havalimanı açılacak ama bağlantı yolları metro nerede filan diyenlere Ahmet Arslan e, bir açıklama yaptı. Onu söyleyelim. Metro inşaatı hızla devam ediyor. Köstebekler çalışıyor. Gayrettepe bağlantılı metro gidiyor. Bu arada bağlantı yollarının hepsi, hepsi bitiyor. Yani Mahmut evet. Bey bağlantısı, Çatalca bağlantısı ve e, 3. Boğaz Köprüsü bağlantısı hepsi bitiyor. Ve onu da... Ahmet Arslan açık açıkladı. Bugün açıkladı. Yani 3. Havalimanı açtıktan sonra biz de oraya nasıl gideceğiz diye bir, bir muhalefet türü ortaya ben çıktı de, da. Onun o, için yo, söylüyorum. Tek şey söyleyeyim. Mesela diyeyim ki buradan Paris'e uçuyorsun. Hmm. O dış hatlar bilmem kapını tak diye gideceksin oraya. Evet, yani o işte şey gibi Tepeden değil. Kalk, evet. Geçen metro seni 3. Havalimanına götürüyor. Evet. O yapılıyor çünkü. Devam ediyor. Aynı. Bunu da söyleyelim. Evet. Haftanın son programında karşınızdaydık bugün sevgili seyirciler Cem Küçük ve ben Fuat Ur. Programın sonuna geldik. Gelecek hafta pazartesi akşamı tekrar karşınızda olacağız. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz efendim. Hoşçakalın.